Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomda video çekim ve montaj işlerinde çok işinize yarayacak 7 popüler kesintisiz geçişten bahsedeceğim. Bu geçişlerden bazıları kamera hareketiyle, bazıları ise montaj yapılacak geçişler. O yüzden dikkatlice izleyelim. 1. Dvip yani kırbaç geçişi. Bu geçiş en sevdiğim ve en çok kullandığım geçiş. Aynı yönde kamera hareketleriyle çekilmiş kliplerdir. Bu çekimlere başlamadan önce detaylı notlar alarak planlı çalışılırsa daha güzel işler ortaya çıkar. A kamera soldan sağa hareket ederek kişi veya nesneyi resimden çıkartır. B kamera da soldan sağa hareket ederek kişi veya nesneyi resme sokar. Kamera hareketlerini geçiş yaparken ki mekan, renk, doku seçimlerini plandaki oyuncu hareketleriyle her iki klipte de uyumlu yaparsak güzel bir geçişe sahip oluruz. Burada önemli olan detay kameralarımızın şatırı kare sayısının 2 katı olsun ve böylece biraz bululuk katarız. Bu da montajda işimize yarar. Eğer şatır ayarı yapmayı unutursanız korkmayın, blur efekti varsa bunu montajda da yapabilirsiniz. Yoksa video altına mail yaz, yollarım. Klipleri time'dan alalım. Geçiş sırasına göre kliplerimizi yan yana koyalım. Klipler arasında geçiş yapacağımız kısımda duran kare kalmayacak şekilde kliplerimizin fazlalıklarını keselim. Birinci klibin sonunu, ikinci klibin başını 4 kat hızlandıralım. Ve şimdi klibimize bakalım. Evet, güzel olmuş. 2. Masking yani maskeleme geçişi. Bu geçişimizde de yine aynı kamera hareketleri olacak. Lensimizi tamamen kesen bir cismin kadrajdan çıkana kadar geçmesi gerekir. Bu geçişle birlikte mask efekti kullanarak diğer kamera görüntüsüne kesintisiz geçiş yapmış oluruz. Burada da yine blur efekti veya geçiş anını hızlandırmak hatalarımızı kapatıp daha düzgün bir geçiş yapmamızı sağlar. Bunun için klip A ve klip B olmak üzere iki ayrı ölçekte iki ayrı klip çekip örnekleyelim. Kliplerimizi işlem sırasına göre time'dan alalım. Birinci klibimizin geçiş yapacağımız kısmını mask efektini sürükleyerek masklayalım. İkinci klibimizi maskladığımız klibimizin altına koyalım. Klipler arasında uyum sağlayarak düzgün bir şekilde ikinci klibi alta yerleştirelim. Evet, şimdi klibimize bakalım. Evet, gayet güzel olmuş. 3. Sumutsum yani yakınlaşma geçişi. Bu geçişimizde de hazır geçiş efekti kullanılır. Mekan, renkler, dokular, kişiler birbiriyle bağlantılı olursa bu geçişimizde kusursuz olur. Bununla ilgili İki klip çekip geçiş efektini klipler arasına yerleştirip geçişimizi tamamlayalım. Kliplerimizi time'dan alalım. Burada önemli olan burada geçiş yapacağımız iki klibimizin de birbiriyle bağlantılı olması gerekli. Mesela geniş açıda çiçek görüyorsak yakınlaştığımızda çiçeğe yakınlaşalım gibi. Şimdi iki klibimizin arasına sumutsum geçişi koyalım. Klibimizi izleyelim. Evet, gayet güzel bir geçiş. Dikilik yani aksama geçişi. Bu geçişimizde de aynı mekanda aynı kamera hareketleriyle bir boş bir de nesne veya kişiyi yerleştirip klip çekelim. Yine bu çektiğimiz kliplerin orantılarını ayarlayıp iki klip arasına efektimizi koyup güzel bir geçiş elde edelim. Kliplerimizi time'dan alalım. Geçiş sırasına göre yan yana koyup klipler arasında uyum sağlamak için kliplerin fazlalıklarını keselim. Kliplerimizi alt üstlü koyup üstteki klibimizin kapasitesini azaltıp kliplerin en boy orantısını ayarlayalım. İki klibimizi yan yana koyup araya click efekti koyalım. Klibimize bakalım. Evet, gayet güzel bir geçiş olmuş. 5. Rotation yani döndürme geçişi. Bu geçişimizde de yine kamera mesafesi aynı olup nesnemizin aynı hareketi yapması önemli. Klipleri çektikten sonra masada klip orantılarını ayarlayıp geçiş anını hızlandırarak güzel bir geçiş elde etmiş oluruz. Kliplerimizi geçiş sırasına göre time'dan alalım. Yine kliplerimizi alt üstü koyalım. Klipler arasındaki orantıyı, boyutu ayarlayalım. Böylece geçişimiz daha gerçekçi olacak. Birinci klibimizin sonunu, ikinci klibimizin de başını hızlandıralım. Geçiş sırasındaki blurluk yetersizse blur efekti koyalım. Şimdi klibimize bakalım. Evet, gayet güzel olmuş. 6.
frame fill yani çerçeve dolgusu geçişi. Bu geçişimizde de yine çekilen klipler arasında bağlantı olsun. Lense komple ışık girsin veya resmimiz karanlığa gitsin. Yani A klibin bitişi B klibinin başlangıcı olacak şekilde kliplerimizi çekelim. Masada yan yana koyup geçiş anını hızlandırıp geçişimizi yapalım. Kliplerimizi timeline alalım. Kliplerimizdeki fazlalıkları keselim. Duran kare kalmayacak şekilde keselim. Yani kesim yaparken klibin hep hareketli olması lazım. Birinci klibin sonunu, ikinci klibin başını hızlandıralım. Şimdi klibimize bakalım. Evet, gayet güzel, başarılı bir geçiş oldu. 7. Luma Fade yani solma geçişi. Bu geçişimizde de yine birbirine bağlantılı klipleri birbirine eklersek daha güzel bir geçiş elde etmiş oluruz. Mesela iki klibi de aynı yöne kamera ve dönme hareketiyle bir bütünlük sağlayıp çekelim. Klipler arasındaki kişiye, nesneye olan uzaklık ve ölçeğimizi aynı yapalım. Geri kalan ölçekleme işini masada düzenleyelim. Bu iki klibin arasına Luma Fade efektini koyarak güzel bir geçiş yapmış olalım. Kliplerimizi timeline alalım. Kliplerimizin fazlalıklarını kesip altlı üstlü koyarak yine en boy orantılarını ayarlayalım. İki klibimizi geçiş sırasına göre yan yana koyup araya Luma Fade efektini koyalım. Bakalım nasıl olmuş. Evet, gayet güzel, başarılı bir geçiş olmuş. Arkadaşlar bu videomda bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayalım. Kanalıma abone olup videolarımı yorum kısmına bırakmasanız sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.